Hoş geldin. Merhaba, hoş geldin. Merhabalar. Ne güzel bir enerjin var. Enerjim çok güzel, evet. Teşekkür ederim, sizlerin de öyle. Aa, süper. İsim neydi? Şeyma ben. Şeyma, nereden geliyorsun? İstanbul'dan katılıyorum. İstanbul'dan. Müzikle ilgileniyorsun. Aslında müzikle çok fazla böyle profesyonel ilgilenmiyorum ama kendimce çok profesyonel ilgileniyorum. Ya ne kadar güzel başladın şarkıya. Harikaydı. Bir yerine gittin, teşekkür sen de ederim. Biliyorsun. Sonra birazcık yeniden tuttun. Birazcık heyecanlandım aslında. Neden bilmiyorum, hiç heyecan değildim. Ama buraya çıkınca birazcık heyecanlandım sanırım. Entonasyon normalde çok büyük problem değil bizde. Duyguyu da kaybetmeden söylediğin zaman hiç problem olmuyor. O bir gitti. O gittiği andan itibaren böyle bir toparlama süreci uzadı. Evet. Uzadıkça biz hadi 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 derken şarkı zaten bitti, dönemedik. Kendi içimizde biz aslında yarışmacılara burada bu zamanı tanıyoruz. Esasen devamında ne yapacak diye. Çünkü bizi ilerisi için de bir done veriyor aslında. Toparladığı zaman şarkıcı bu... Heyecandan diyoruz. Heyecandan. Toparladığı zaman da iyi bir işaret oluyor bizim için de. Bu sefer olmadı. Şeyma, kimlerle geldin? Ben arkadaşlarımla geldim. 3 kişiler. Bir görelim onları da. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba, hoş bulduk. Tarzları çok güzel tarzı, değil mi? Harika, korku filmlerinde ilk öldürecek çocuklar. Bu arada sabahtan beri herkes onları yarışmacı zannediyor. Beni yakınları zannediyor. Vallahi hepsi yarışmacı gibi duruyor. Yani. Evet, 3 ayrı yarışmacı var orada ya. Ben katıldım da bu arada. Geçemedim ya, olmadı. Hayırlısı Allah. Başka zamana belki. Beyazlı arkadaş. Buyurun. Çok sert, biraz rahatsızım. Mutlu sesi kısık bu arada bugün. Evet. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Evet, peki zorlamayalım. Hoş geldiniz diyelim. Bu havada bağırın açık geziyorsun. Kısılır tabii ses. Biraz tamam öyle. Tarz olmuş, güzel, yakışıklısın. Dövmeler, kolyeler, gömlek, şapka, gözlük. Kojeler. İyi ki geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Çok memnun olduk sizlerle. Allah sağlık sıhhat versin. Değerler Şeyma, sağlığınla ilgili sıkıntın yok değil mi? Sağlığımla ilgili sıkıntım yok. Ben zaten şöyle söyleyeyim, yaşamayı çok seviyorum öncelikle. Şarkı söylemek benim için nefes almak gibi bir şey. Enerjiye bakayım, harika. Bir şekilde tutunmayı seviyorum, öyle söyleyeyim. Zaten ölü doğan bir bebeğim ben. Daha böyle... Nasıl? Ölü doğmuşum aslında, evet. Babam falan fark ediyor böyle yaşadığımı. Daha sonradan hani şöyle aramızda küçük bir espri de var. Sen beni öldürürsün falan, hani sen benden daha fazla yaşarsın. Her şekilde yaşamayı seviyorum, öyle söyleyeyim. Nefes almayı seviyorum, şarkı söylemeyi seviyorum çünkü nefes aldım her şarkı da söylüyorum. Müzik de var, her işimi öyle yapıyorum. Süper. Her şeyimi öyle yapıyorum. Harikasın. Ay maşallah, ne güzel ya. Aferin. Gel. Gel, çok teşekkür ediyoruz sana katıldığın için. Harikasın. Tebrik ediyoruz. Arkadaşlar bu arada organ bağışı ile ilgili 18 yaşını doldurmuş bilinçli olan bir kişinin özgür iradesiyle organlarının bir kısmını veya tamamını ölümünden sonra organ nakli bekleyen hastalara bağışlanmak üzere vasiyet edilmesidir organ bağışı. Organ Bağışı Sağlık Bakanlığı'nın yetkilendirmiş olduğu il sağlık müdürlükleri, ağız ve diş sağlığı merkezleri, toplum sağlığı merkezleri, aile sağlığı merkezleri ve hastanelerin organ bağış birimleri tarafından kabul edilmektedir. Bunu da buradan eklemiş olalım. Çok teşekkür ederim. Buyurun.